Günden kalanlardan herkese tekrar merhaba. İyi akşamlar efendim. Ben Gözde Özkösoğlu. Piyasalara dair son haber başlıklarını aktaracağız ve ardından Abdurrahman Yıldırım bizlerle olacak. Bu konuların üzerine de sohbet edeceğiz. Önce piyasa fiyatlamalarına bir bakalım, ardından da Ankara gündemini alacağız. Şimdi rakamlar ne anlatıyor? Önce şunu söyleyelim. Dün özellikle petrol fiyatlarında sert kayıplar görüldü ABD tarafında. ABD ham petrol piyasasının çöküşünün ardından piyasalar genel olarak kırmızıya döndü. Borsa İstanbul tarafında da bugün %1'lik geri çekilme var. Koronavirüse dair tabii endişeler devam ediyor. Vaka sayısı 91 bine dayandı Türkiye tarafında. Erdoğan 23-26 Nisan arasında 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi. Hakan Atilla tarafından, Borsa İstanbul Başkanı tarafından açıklama geldi. 24 Nisan'da borsa açık olacak ve normal seyrinde olacak. Bu arada normalleşme ne zaman olacak? Tüm kafada soru işaretleri bu. Az önce bir açıklama da gelmişti Erdoğan'dan. Geldiğimiz noktada yatay seyre geçmeye başladık. Sektörler hazırlıklı olmalı şeklinde açıklamalar da var bir yandan. Önümüzdeki dönemde muhtemelen kademeli olarak açılmayı konuşacağız. Dolar TL tarafında baskının yine arttığını görüyoruz bugün ama dolar endeksi genel olarak güçlü duruyor. Ve tüm gelişmekte olan para birimleri de dolara karşı değer kaybediyor. Bugün içerisinde 6.98.58 yani psikolojik sınır 7 sınırına epeyce yaklaşmış bulunuyoruz. Euro TL tarafında 7.58.18'deyiz diyelim ve özellikle BDDK kararı alınmıştı biliyorsunuz, aktif rasyo. O kararın ardından da tahvil tarafında bir geri çekilme görmüştük faizlerde. Son duruma da bir göz atalım. 2 yıllık tahvilin bileşik getirisi 9.64, bugün yatay. 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi %12.67. Bugün bir miktar yukarı yönlü hareketli olduğunu söyleyelim ama genel itibariyle karar ardından sert bir geri çekilme görmüştük. Avrupa piyasalarına bir bakalım. Özellikle tabii enerji sektöründe %4.5'luk kayıplar vardı Avrupa tarafında. Ve genel olarak İtalya ve İngiltere'de vaka sayısının azaldığını biliyoruz. Ve bundan sonrası için Almanya'da mesela yine kademeli olarak açılma nasıl gerçekleşecek, bunları konuşuyoruz. Conte'den bir mesaj vardı. 4 Mayıs sonrasında uygulamaya başlayacak kademeli açılma diye Facebook'tan duyuru yaptı. Yine Londra tarafında da Haziran'da yine bir takım işte moda haftasının dijital ortamda gerçekleşeceği gibi söylemler var ama orada da bundan sonrası için nasıl yol alınacağına dair söylemler var. Bu arada Fransa tarafında tüm Schengen dışı uçuşlar durdurulmuş durumda. Yine buna dair uzatımına dair gelen haber akışı vardı. Londra'da %1.93'lük kayıp var bugün için. Fransa tarafında %2.72, Almanya tarafında %3.20 ve İtalya tarafında %2.13'lük geri çekilme var. Gelelim ABD piyasalarına. Yine ABD Başkanı Donald Trump tarafından haberleri takip ettik. Az önce de yine ABD petrol endüstrisinin gerilemesine izin vermeyeceğiz dedi. Endüstri için fon oluşturma formülü üzerinde çalışma talimatı verdi dedi. Ancak tabii petrol fiyatlarındaki şu an için o sert kayıpları telafi etmeye pek de yetmiyor. Hatta dün özellikle bu eksi 40 dolarları gördüğünde ABD ham petrol 75 milyon varile kadar ham petrol alacaklarını da söyledi Donald Trump. Düşüşün nedenini de fabrikalar kapalı, iş yerleri kapalı gibi ifadelerle açıkladı. Bu arada salgın nedeniyle uçuşları duran havayolu şirketlerine de 2.9 milyar dolarlık fonlama sağlandığını söyledi Trump. Petrol fiyatlarına da son olarak bir bakalım. Bugün ABD borsaları da eksilerde, %2'nin üzerinde kayıpları görmekteyiz. Dow Jones Endeksinde %2.13. S&P tarafında da yine benzer şekilde. MTA piyasasında son olarak Brent petrol tarafında da şu an için bu tablodan nasibini aldığını söyleyebiliriz. %19.40'lık bir geri çekilme var ve 20.55 seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı. Şimdi NYMEX tarafına bakınca %109'luk bir yükseliş var ama görece tabii bu şu anda rakamların çok düşük olması ve küçücük bir artışın bile çok etkili olması dolayısıyla 3.73'ten işlem görüyor. NYMEX petrol ve spot altın tarafında da bugün yarım puana yaklaşan bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. 1.685 dolar ons altın. Şimdi Ankara'ya dönelim. Sibel Erdem orada bizi bekliyor. Sibel merhaba, hoş geldin yayınımıza.
Bugün koronavirüse dair ne gibi haberler var Ankara'da konuşulan ve tüm diğer detayları senden dinleyelim. Ankara'dan da merhaba, iyi akşamlar Gözde. Yeni bir gelişmeyle, sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Bu görüşmenin gündeminde de elbette öne çıkan başlık koronavirüsle mücadeleydi. İki lider bu alanda, bu konuyla mücadelede yapılabilecek işbirliğini değerlendirdi elbette. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İdlib'deki gelişmeler de öne çıkan bir diğer başlık oldu. Zira dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında İdlib'de yaşanan gelişmelere dikkat çekmiş. Suriye Şam rejimini ateşkese uymamakla suçlamıştı ve bu şekilde devam etmesi durumunda Şam rejiminin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etmişti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede de İdlib'deki bu gelişmeler ele alındı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında bu hafta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını ilan etmişti. Bu kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti. Bu toplantıda da kurmaylarına yine telekonferans yöntemiyle seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada AK Parti MYK toplantısının açılışında yaptığı konuşmada da yine koronavirüsle mücadele ilişkin önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öncelikle Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede yoğun bir koronavirüs salgınıyla yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu vurguladı. Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca Ramazan ayı boyunca bu tedbirlerin sıkı bir şekilde süreceğini belirtti. En çok merak edilense normalleşme sürecine ne zaman geçileceği, tedbirlerde bir gevşeme olup olmayacağı. Aslında dün kabine toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tarih vermişti. Yine aynı döneme işaret etti. Ramazan sonrasına işaret etti normalleşme için ve Ramazan ayı boyunca bu tedbirlere uyulması durumunda Ramazan bayramı sonrasında normalleşmeye geçilebileceğinin mesajını verdi Cumhurbaşkanı. Ramazan ayı boyunca tedbirlere en üst düzeyde riayet ederek bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz dedi. Salgınla mücadele etmek kadar tabii ki salgın sonrasında da Türkiye'nin dünyadaki gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğinin mesajını verdi. Ve salgının ekonomik sonuçları itibarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüştüğünü de belirtti ve Türkiye'nin bu salgınla mücadeleyi de başarılı bir şekilde yürüttüğünü de kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dediğimiz gibi dün kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün ise mesajlarını AK Parti MYK toplantısının açılışında kurmaylarına seslenirken verdi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Perşembe günü itibarıyla. Bunun da detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nca bir genelge yayınlandı. Buna göre Perşembe ve Cuma günleri market ve bakkallar açık olacak. Tabii belli saatler arasında, 9-14 arasında. Cumartesi ve Pazar günü ise marketler kapalı olacak. Fırınlarsa açık olmaya devam edecek. Bu arada bu kısıtlama sırasında 31 ilde Cuma günü kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Cumhurbaşkanlığından da bununla ilgili bir karar alınmış oldu. Başkent gündeminde öne çıkanlar bu şekildeydi diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım Gözde. Sibel, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz. Evet, günden kalanlar devam ediyor efendim. Az önce anons etmiştim. Abdurrahman Yıldırım'a hemen döneceğiz ve bugüne dair son notları, başlıkları beraber konuşacağız.
konuşacağız. Şimdi Abdurrahman Bey hoş geldiniz yayınımıza öncelikli olarak. Şimdi şüphesiz petrolü konuşacağız ama başka bir konuyla başlamak istiyorum. Bugün çok fazla konuşuldu petrol konusu. Onu biraz daha sona bıraktım. Şimdi bu arada tabii ne oluyor? Koronavirüsle birlikte pek çok konu ertelendi. Ve tüketiciler işte uçaklarını yani biletlerini ertelemek zorunda kaldı. Bazılarının biletleri yandı. İşte geri iade alacaktı, alamadı. Kiralar ödenmiyor. Pek çok sorun yaşanıyor. Şu anda işin sonraki boyutuna da biraz aslında odaklanmak lazım. Ve tüketiciler tarafında bir mağduriyet var pek çok konuda. Şimdi bununla ilgili olarak tabii koronavirüsün bir artık böyle hasar muhasebesi tarafına geçeceğiz gibi duruyor. Ne dersiniz? Ne gibi sorunlar yaşanabilir tüketiciler tarafından? Ne gibi önlemler alınabilir? Biraz onu konuşalım bugün. Şimdi elbette bu koronavirüsle beraber hayat durdu, ticaret durdu, üretimler durdu, ulaştırma durdu. Dolayısıyla bazı mal ve hizmetlerin teslimi yapılamaz oldu. Bundan kaynaklı olarak da tüketicilerin haklı şikayetleri olabilir. Elbette bu konuşarak belki anlaşarak çözülebilir ama nihayetinde anlaşmayla da olmayabilir. Belki mahkemeye de başvurulacak, başvuruluyor da zaten. Aldığımız bilgilere göre hakikaten bu tüketici mahkemelerinin iş yükü bayağı artmaya başladı ve önümüzdeki dönemde artacak gibi görünüyor. Çünkü işte sadece mal değil, diyelim ki bir konut ya da bir inşaat işte teslim süresi var, teslim edilemiyor. Ticari konuya mı girer, tüketici konusuna mı girer tartışmalı ya da bir otomobil yani dışarıdan ısmarladınız gelecek ama parça şeyden gelecekti, Çin'den gelecekti, parça gelmediği için üretilemedi ya da geç teslim oldu ama siz paranızı erken yatırdınız ya da uçak biletiniz iptal oldu. Uçak şirketi de paranızı tam iade etmiyor. Mesela diyor ki yerine mil verelim size. Uçuş hakkı verelim gibi. Yani böyle pek çok sorun var. Dolayısıyla ilk defa yaşıyoruz. İlk defa dünya ekonomisi, alışveriş bu kadar duruyor, durgun geçiyor. Ve ay diyebileceğimiz bir ay, bir buçuk ay gibi süre zarfında bir gecikme, hayatı durdurma, ticareti durdurma, teslimleri durdurma söz konusu oluyor. Dolayısıyla bunun hukuku tam oturmuş değil, içtihatlar oturmuş değil, mahkeme kararlarının ne olacağı tam belli değil. Elbette şikayet, herkesin hakkı şikayet ya da hakkını arama ama kararların nasıl verileceği de bence tartışılmalı, gündeme gelmeli ve bu konuda belki düzenlemeler de yapılmalı. İşte mecliste de var zaten bir düzenleme. Mesela kredi kartları işte dokunmatik şekilde kredi kartları daha bir gündeme geliyor. Ya da daha farklı şeyler, düzenlemeler yapılabiliyor. Dolayısıyla bu konunun da düşünülmesi, tartışılması ve gündeme getirilmesi lazım. Ben de bugün bu konuyu yazdım. İzmir 2. Tüketici Mahkemesi hakiminin ağzından da ya da kaleminden de olayları aktardım. Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum. Özellikle online satış tarafında çok hızlı bir yükseliş gördük. Şu anda hani bir inme var. Dolayısıyla online satış tarafında da bir takım sorunlar yaşanabiliyor. Mesela kendi başıma gelen bir örneği söyleyeyim. Hani firma ismi zikretmeden tabii. Yanlış bir ürün gönderilip çok bir benzeri daha ucuz olanını gönderip işte sonrasında iade alınmaması vesaire böyle mağduriyetler de yaşanıyor. Dolayısıyla mesela online tarafta da belki ek olarak bir takım önlemler alınabilir mi acaba bu zamanda? Hani özellikle çünkü fiziksel olarak alışverişin durduğu bir noktadayız. Şüphesiz yani hayatımıza bir sosyal mesafe diye bir şey girdi zaten kavram virüsle beraber. Sosyal mesafeden ziyade belki fiziksel mesafe demek daha doğrusu. Miktat Kadıoğlu hocamın da şeyiyle beraber deyimiyle diyelim. Hakikaten böyle bir metre, bir buçuk metrelik bir fiziksel mesafe konması lazım. Bu fiziksel ya da işte uzaklaşma dediğimiz şeyden dolayı alışveriş de
internet ortamına daha fazla taşınmaya başlandı. Dolayısıyla mesafeli satış yapılıyor. Mesafeli satışta ürüne dokunmuyorsunuz. Ürünü elleyemiyorsunuz. Ürünü başka ürünlerle karşılaştırma şeyiniz zor. Dolayısıyla görüntüde aldanabiliyorsunuz. Yani büyük olduğunu zannediyorsunuz. Büyük değil. Ya da küçük olduğunu düşünüyorsunuz ama küçük değil. Ya da kaliteli olduğunu, kalitesinin ne olduğunu tam bilemiyorsunuz. Dolayısıyla ödemeyi peşin yapıyorsunuz. Ürün geliyor, beklediğiniz ürün değil. Hayal ettiğiniz ürün değil. Ya da hakikaten bedelini ödediğiniz ürün değil. Geri iade filan bir sürü sıkıntı. Dolayısıyla bu konuların giderek hakikaten şikayetlere yol açtığı, açacağı da anlaşılıyor. Çünkü Çin'de de böyle şeyler olmuş. Ondan sonra baktığımız zaman hakikaten bu internet üzerinden alışverişte ya da mesafeli alışverişlerde bu tür tüketiciyi aldatmaya yönelik hareketler de çok sık sık görülüyor. Hatta dolandırmaya yönelik işte. Ürünü yine benzer bir şekilde bir mağaza şeklinde ya da aranılan, istenilen ürünleri bir yere toplayarak satış yapar gibi kredi kartı bilgilerini alıp dolandırıcılık yapan işte çeteler dahi olabiliyor. Dolayısıyla bu tür şeylere de aslında dikkat etmek lazım. Çünkü bu dönemde ilk defa internet üzerinden alışverişlerin yapıldığını, yapanların olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Rakamlar da böyle söylüyor. Çünkü bu dönemde internet üzerinden satışların %200'ün de üzerinde arttığını rakamlar bize söylüyor. Dolayısıyla bir belki bu alan düzenlenmesi lazım. Bir daha bir detaydan detay incelemeden geçirilerek düzenlenmesi lazım. Bu konuda belki yeni bir kurum, yani hem ticaretin denetlenmesi, hem ticaretin dürüstçe yapılması, hem de bu konuda işte anlaşmazlıklar ortaya çıktığında bunun çözümü konusunda yeni kurumların oluşturulması lazım. Bir de elbette yeni döneme ilişkin tüketiciler hani diyelim bir ay sonra Mayıs ayı ya da Haziran ayı hayat normalleşmeye başladı. Yolculuklar başladı. Yolculuğumuzu nasıl yapacağız? Yani otobüste işte yanımızda bir koltuk boş mu kalacak? Uçakta yanımızda bir koltuk boş mu kalacak? O sosyal mesafe ya da fiziksel mesafe nasıl olacak? Lokantada boş olması lazım normalde. Dolayısıyla bunların maliyeti ne olacak? Bütün bunların da yine yasayla düzenlenmesi lazım. Yani normalleşme, hayatın normalleşmesi, ekonominin normalleşmesi iyi ama bunun yeni gerçeklere, hayatın yeni gerçeklerine ve en önemlisi de virüs ve sağlık konularına uygun bir şekilde yapılması lazım. Bütün bunlar da düzenlemeye tabi konular. Evet, bir de daha da önemlisi şu anda çok popüler bir konu. Özellikle bu online satışın artması dolayısıyla işte kredi kartı başvuruları vesaire de arttı deniyor ama dijital paraya doğru bir geçiş yaşanır mı? Hani dijitalleşmenin de artık para tarafında da mesela Çin'de zaten çok yaygın olarak biliyorsunuz kullanılıyor. Dolayısıyla Türkiye tarafında da acaba böyle bir sürece hızlı bir şekilde geçilir mi? Bunlar tartışılıyor artık tabii. Doğru, yani Merkez Bankası'nda bu konuda çalışması var, bunu biliyoruz, çalışma yaptığını açıkladı. Ama Türkiye için henüz erken, çünkü Çin bu konuda çok önemli ölçüde mesafe almış durumda. Hem dijital ticarette ya da mesafeli ticarette hem işte dijital gözlem ve takip sistemlerinde Çin hakikaten dünyanın en ileri ülkelerinden bir tanesi. Nüfusuna rağmen belki o yönetim etkinliğini sağlamada da bunu kullanmış oluyor. Türkiye'nin bu konuda yani acelesi yok ama hazırlığı var ve önümüzdeki yıllarda gündeme de gelebilir. Dijital para konusu biraz şey, nazik bir konu, önemli bir konu da. Çünkü dijital parayı elinize almanız, cebinize, cüzdanınıza koymanız, yastık altı yapmanız çok zor. Dolayısıyla bütün yetki, bütün her şeyiniz devletin kontrolünde ya da o dijital dünyayı kontrol edenlerin kontrolünde ve gözetiminde. Her şey bilinecek. Her şey kontrol edilecek. İşte harca deniyorsa harcanacak, harcama deniyorsa harcanmayacak.
herhangi bir takip ya da haciz varsa anında haciz edilecek böyle sıkıntılar var. Dolayısıyla Türkiye için biraz zor bir konu. Öncelikle kayıt dışılığın önemli ölçüde azaltılması gerekiyor. Türkiye'de bu oran yüksek. Ardından kartlı harcamalar konusunda yine Türkiye'nin epey mesafe alması lazım. Yani her şeyi kayıt altında harcama, her şeyi kayıt altında kazanma şeyini Türkiye'nin kazanması lazım ki bir dijital paraya geçsin. Yoksa dijital dünyada herhangi bir işte kayıt dışılık söz konusu değil. Eğer bu kayıt dışılık söz konusu değilse o zaman normal hayatımızı buna uydurmamız lazım ki o parayı da kullanabilelim. Aksi takdirde o parayı kullanamaz duruma geliriz. Kullanamayız ya da kabul edemeyiz. O zaman kendi içimizde başka şeyler yaratmaya başlarız. Yani Merkez Bankası parası dışında, ulusal para dışında kullanabileceğimiz başka değerler üzerinden ticareti döndürmeye kalkarız. O da pek herhalde arzulanan bir durum değil. Evet, şimdi bu hafta içerisinde, daha doğrusu hafta sonu alınan bir kararda BDDK tarafından aktif rasyo. Bunun etkilerini bir anlamda tahvil faizleri tarafında aslında gözlemledik ilk etapta. Orta ve uzun vadede de kredilerin artırılması gibi etkileri olacağı tabii söylüyorlar. Ve özellikle bankaların tüketici kredileri tarafına ağırlık vereceği de söylenenler arasında. Borsa İstanbul tarafında özellikle haber alındıktan sonra bir miktar pozitif bir etkisi olmuştu. Ama şimdi tabii küresel piyasalarla paralel olarak fiyatlamalar var Borsa İstanbul tarafında. Biraz aktif rasyosu üstüne konuşalım dilerseniz. Hem bu tahvil faizleri ve diğer faizlerle ilgili olarak nasıl bir gelişim olabilir? Valla gelişim oldu galiba. Yani asıl gelişim devlet iç borçlanma senetlerini almada görüldü. Bence burada bankalar ne kadar alması gerekiyorsa devlet iç borçlanma senedi, oradaki limitlerini sonuna kadar kullanabilirler, kullanmak isteyebilirler. Çünkü bu dönemde hazine evet. kağıtlarına yatırım yapmak en iyi yatırım şekli. En sağlam yatırım şekli. Parayı batırmayacak etkili araç. Bunun dışında kredi vermek hakikaten zor bir şey. Çünkü zor bir dönem. Belirsizlikleri içeren bir dönem. Ve de şirketler de hakikaten zor durumda. Bir de kredi isteği var mı acaba? Yani kredi iş yaparsan mı istersin bir kredi ya da kullanmak istersin? Ayrıca paraya çok ihtiyacı olan da hakikaten likidite yönünden çok sıkışmış olan zor durumdaki şirketler. Şimdi zor durumdaki kredi verilir mi? Evet, dilerseniz bir Borsa İstanbul tarafını kapatalım Abdurrahman Bey izninizle. Şimdi negatif bir seyir var. Ardından sohbete sizinle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi efendim %1.34'lük bir geri çekilme görüyoruz an itibariyle Borsa İstanbul tarafında. Evet, ve bununla ilgili olarak bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şimdi telefon bağlantısına dönelim ve İbrahim Usul karşımızda olacak telefonda. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Neler söylersiniz bugün Borsa İstanbul tarafında ve Dolar TL tarafında özellikle? Merhabalar Gözde Hanım. Bugün Borsa İstanbul tarafında sizin de söylediğiniz gibi negatif bir kapanış yaptık. Endekste %1.34'lük bir değer kaybı vardı. 97.619 seviyesinde günü tamamladık. Küresel hisse senedi piyasalarına gelen satışların bugün ağırlıklı piyasa üzerinde olumsuz etkisi yaşandı. Özellikle Amerika'da petrol Mayıs kontratlarında dün akşamki çöküşün bugün küresel hisse senedi piyasalarını negatif etkilediğini gördük. Küresel büyüme endişelerinin yeniden ön plana çıktığını takip ettik. Enerji başta olmak üzere birçok sektörde bugün hem içeride hem dışarıda satış baskısı etkili oldu. Şu anki görüntüye baktığımızda esasında borsalarda 23 Mart'tan bu yana bir toparlanma çabası var.
borsada da Borsa İstanbul'da da aynı eğilimi görüyoruz. Bu bugünkü satış dalgası bittikten sonra biz muhtemelen yeni bir pozitif momentumun yakalandığını göreceğiz. Bugünkü satışlardan sonra Borsa İstanbul'un yarın daha dengeli ve bir miktar toparlanmasını da beklemek yanlış olmaz. Biz teknik bazda 99.000'i kritik dirençlerden biri olarak izliyoruz. Son iki haftadır bu bölgeye atak oluyor, zorlanma görüyoruz ama genel beklentimiz bu bölgenin aşılması yönünde. Muhtemelen 104-500-200 günlük ortalama seviyesine doğru Borsa İstanbul'da önümüzdeki süreçte bir hareketlenme olacak. Bu petrol etkisi geçtikten sonra da bu hareketlenmenin başladığını görebiliriz. Yarın tabii içeride PPK önemli olacak. Perşembe'de küresel tarafta PMI ve Amerika'nın haftalık işsizlik verileri var. Bunları takip ediyor olacağız. Ama dediğim gibi yarın Borsa İstanbul'un biraz daha pozitif tarafta olmasını beklemek yanlış olmaz. Dolar TL tarafında tabii son bir aydır gelişen ülke kurlarında bir baskı var. Dün akşam dolar endeksi yeniden 100'ün üzerine çıktı. Bunun baskısını dolar TL üzerinde de görüyoruz. 7 psikolojik bir seviye. Bu gelişen ülke kurları üzerindeki baskı kalktıktan sonra TL tarafında da bir miktar toparlanmanın başlamasını beklemek yanlış olmaz. 20 günlük ortalamamız 6.72-50 civarında. Muhtemelen bu gelişen ülke kurları üzerindeki baskının kalkmasına paralel dolar TL, daha doğrusu TL tarafında da bu 20 günlük ortalama seviyesine doğru bir toparlanma göreceğiz Gözde Hanım. Peki İbrahim Bey, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için efendim. Şimdi Abdurrahman Yıldırım'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abdurrahman Bey, sözünüz yarım kaldı. Aktif rasyo ile ilgili olarak gelişmeleri anlatıyordunuz. Tahvil piyasası ve diğer alanlarda. Buyurun efendim. Ben işte bu dönemde kredilerin çok da fazla artabileceğini düşünmüyorum. Yani hükümet elbette bu kredi vermeleri konusunda bankaları zorluyor. Özellikle özel bankaları. Ama özel bankalarında kredi verdiklerini görüyorum, yani bilançolarından izlenebiliyor. Yani kamu bankaları kadar böyle yüksek hacimlerde krediler vermeseler bile kredileri devam ettiriyorlar. İşte gelenin vadesini uzatıyorlar ama baktığımız zaman bir kere içinde bulunduğumuz ortam kredi kullanmaya elverişli bir ortam değil. Yani kredi iş yapmak için kullanılır. İşler açık değil, işler kapalı, ekonomi durdurulmuş, ticaret durdurulmuş, ulaşım durdurulmuş, tüketim azalmış. Yani bu durumda krediyi kim niye ister? Ancak yani vade uzatmak amaçlı olur. Hani şu dönemde kredimi ödeyemiyorum, dönemin sonunda şöyle şöyle ödeyeceğim diye. Bu taksitlendirme işini de bankalar 2018'den itibaren yaptı. 2019 yılında yaptı. Büyük ölçüde bence yaptı ve tamamlandı. Şu anda bu koronavirüs nedeniyle oluşan ekstra zorluktan dolayı kaynaklı bir talep, kredi talebi olabilir. Buna ilişkin de hükümetin çeşitli paketleri var. Bu paket çerçevesinde olabilir ama onun dışında ben yani kredi talebinde önemli bir artışlar olabileceğini, önümüzdeki dönemde kredilerin hani alıp başına gidebileceğini söyleyemem. Çünkü ekonomik büyüme olmayacak. Yani %4-5'lik bir daralma bekleniyor ekonomide bu sene. Bütün dünyada da daralma bekleniyor. Dolayısıyla bankaların da yapabileceği şey bence gidip devlete kredi vermek. Çünkü devlet borçlanacak. Borçlanıyor da zaten. Devlet borçlanıyor. Borçlandığı bu parayla da işte bu yardımları yapıyor. Hem şirketlere hem hane halkına yapıyor. Dolayısıyla bankalar da bunu yaptı. Ve ilk günden, yani pazartesi gününden itibaren herhalde herkes, her banka
alabileceği limitleri zorlayarak sonuna kadar hazine kağıdı aldılar. Aldılar ki işte hazine faizleri yaklaşık 2-2,5 puan gösterge tahminde düşüş gösterdi. 9'lu seviyelere indi hazine faizleri. Dolayısıyla asıl hareket de yapılmış oldu. Amacı da belki gerçek amacı da buydu diyebiliriz. Amacına ulaştı zaten. Evet, bir yandan da dediğiniz gibi PPK yarın gerçekleşecek. Orada da bir faiz indirimi medyan beklenti de 50. Özellikle bizim araştırma birimimizin yapmış olduğu anket 19 kurumun medyan tahmini 50 olarak tabii söyleniyor. %9.75'ten 9.25'e çekilecek. Kim ne dedi derseniz 3 kurumdan hiçbir değişiklik beklenmiyor. 1 kurum 25 bas puan, 2 kurum 75 bas puan. İki kurumda yine 100 bas puanlık indirim bekliyor. Burada yine kafalar karışık olduğu görünüyor. Ne dersiniz? Nasıl bir yol izlenebilir acaba yarın? Yani faizlerin düşürülebileceğini ben de tahmin ediyorum. Yani yarım puan mı olur yoksa 0.75 mi olur? Olabilir, ikisi de olabilir. Merkez Bankası'nın takdiri, hani bir puan bile olabilir. Niye düşürdün de diyemeyiz. Çünkü bu ortam faiz ortamı değil. Reel faiz ortamı bile değil. Negatif faiz ortamı. Bütün dünyada yaygın, sıfıra yakın. Bizde sıfır olmamasının tek nedeni enflasyon, yüksek enflasyon. Şimdi enflasyona da bakınca ortaya çıkan yeni gelişmeler enflasyonun daha da düşük çıkabileceğine işaret ediyor. Bunların başında petrol geliyor. İşte petrol fiyatları, siz de az önce söylediniz, gün boyunca işlemişsiniz konuyu. Yani Amerikan tipi de olsa, hani Türkiye'nin ithal etmediği bir petrol tipi çünkü, hani eksi 40'lara kadar negatif fiyatlı bir durum ortaya çıkmış. Ama bırakalım onu, Türkiye'nin ithal ettiği ve kullandığı petrol, Brent petrol, onun fiyatında da %20'lik düşüş meydana gelmiş. 20 doların altını gördü varili. Daha da aşağı gider mi? Gidebilir. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde petrol fiyatları artmayacaksa, biraz daha düşebilecekse bu enflasyona da bir katkı yapar aşağı yönlü. Enflasyonu düşürür. Çünkü akaryakıt ve petrol ayrıca doğalgaz da buna bağlı. Gerçi doğalgaz hani belki birebir düşmeyebilir petrolle bundan sonra. Çünkü petrol fiyatları çok düştü. Ama genelde petrol fiyatları ile paralel doğalgaz fiyatları da düşüyor idi normal zamanlarda. Anormal olduğumuz için düşmeyebilir ama düşmese bile en azından artmayacaktır diye tahmin ederim. Dolayısıyla bu çerçevede enflasyon bir de talep yönüyle de düşüş gösterecek. Çünkü talep güçlü olmayacak. Benim tek bu konuda rezervim gıda fiyatları olabilir. Özellikle de kendi kendimize yeterli olmadığımız ürünlerde aracılık zincirinin uzun olmasının da etkisiyle ve ticaret kesimi ve bu aracılık zincirinin de zapturapt altına tam anlamıyla alınmamış olmasından ve bu konuda hükümetin niyetlerinin henüz uygulamaya geçmemesinden dolayı bazı fiyat artışlarını görebiliriz. Ama bu toplamda petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının ve diğer ham madde fiyatlarının, emtia fiyatlarının yapacağı pozitif katkıdan daha mı fazla olur derseniz sanmam. Çünkü gıda fiyatlarının toplam tüketim sepeti içerisindeki ağırlığı işte en fazla %24. Yani burada olsa olsa diyelim ki taze meyve sebzede bazı hareketler görebiliriz. Onu da diyelim %24'ün yarısı %12. Ama diğer işte petrol, akaryakıt, işte ona bağlı olarak bir de üretim şeyini, sanayi üretimini eklediğimiz zaman çok daha büyük bir sepet içerisindeki ağırlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla büyük parça düşüş yönünde, küçük parça yükseliş yönünde hareket etmiş olsa bile toplamda ve sonuçta enflasyonu daha bir düşüş yönünde hareket ettiğini görebiliriz. Dolayısıyla enflasyon düşecekse buna bağlı olarak faizlerin düşürülmesinin de önü açılmış demektir. Zaten düşürdük şimdiye kadar.
dünyanın en yüksek ya da en çok faiz düşüren ülkesi oldu. %24'lerden başladı geçen yılın Temmuz ayında ve çok kısa sürede %9,75'e geldik. Yine bazı fonları Merkez Bankası 1,5 puan daha düşük düzeyden kullandırıyor. Yani politika faizinin 1,5 puan aşağısından da bankalara fon kullandırıyor. Ve baktığımız zaman Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 9'lar civarında bir yere geliyor. Yani politika faizi göründüğü kadar o 9,75 düzeyinde uygulanmıyor. Fiili uygulanması 0,75 daha aşağıda ama bu daha da aşağı inebilir. Dolayısıyla bu faiz düşüşü söz konusu ama bu faiz düşüşüyle ekonomik canlanmanın sağlanması da mümkün değil. Çünkü çok daha başka bir faktör, sağlık konusundaki faktör devreye girmiş durumda. Bu da talebi, üretimi, ticareti, normalde sosyal hayatı, hayatı tam da yani en sert şekilde etkiliyor. Bu etki sürdüğü sürece de herhangi ekstra işte faizler yoluyla ya da başka bir şeyle ekonomik hayatta bir canlanma bekleyemeyiz. Ancak bu olayın geçmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla bu konuda da Haziran ayından sonra belki kademeli bir açılma, kademeli bir hayata ve ekonomiye dönüş dönemi yaşayabiliriz ve o zaman bu şartları daha fazla konuşmaya başlayabiliriz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da geldiğimiz noktada yatay seyre geçmeye başladık diye açıklamalar gelmişti. Bu arada deminki sizin tabii anlattıklarınıza ek olarak orada petrol fiyatlarını da tabii konuşacağız. Murat Uysal'ın da buna benzer ifadeleri vardı. Enflasyon tarafında aşağı yönlü riskler devam ediyor dedi. Bu anlamda da zaten dediğiniz gibi bir miktar daha manevra alanı olduğu anlaşılıyor. Belki de böyle bakılıyor olaya dediğiniz gibi. Şimdi petrol fiyatları tarafında tabii özellikle ABD tipi ham petrolde dün hayatımızda hiç görmediğimiz bir olay yaşandı. Dünyada ilk kez böyle bir şey oluyor. Eksi fiyatları gördük petrol tarafında. Dolayısıyla orada hemen işte Trump'ın söylemleri bugün geldi. Petrol endüstrisinin gerilemesine izin vermeyeceğiz diyor. Bir hemen fon kurulup orada en azından firmaları kurtarmak adına tabii adımlar atılıyor ama petrol fiyatlarının yükselmesine neden olacak bir adım da değil gibi gözüküyor öte yandan. O yüzden bir yandan tabii Brent tarafında da dediğiniz gibi aynı şekilde geri çekilme var. Şimdi tabii konuşulan acaba ABD tarafında Haziran kontratlarına da bu sert kayıp ve geri çekilme oraya da yansır mı önümüzdeki dönemde? Şimdi elbette yansıyabilir. Zaten bütün petrol fiyatlarına yani bütün dediğimiz zaman işte bu tip tip olduğu için 3 ayrı tip petrol var. Bir tanesi işte Amerikan tipi dediğimiz ve vadeli fiyatının düştüğünü gördüğümüz petrol. İkincisi Brent petrol, Avrupa tipi ve Türkiye'nin de daha çok ithal ettiği petrol. Bir de Arap petrolü ya da şimdi Dubai diye isimlendirilen petrol tipi. Dolayısıyla bunların fiyatları biraz farklılık gösterebiliyor kendi aralarında. Genelde Brent petrol en pahalısı. Şimdi aynı durum tabii Brent petrolde yaşanmadı. Çünkü Brent petrolün depolanma sorunu yok. Tek bir merkezden üretimi, tek bir merkezde depolanması diye bir fiziki şartları yok, bulunmuyor. İşte gemiler ya da tankerlere depolanabiliyor Brent petrol. Ama Amerika'da bu depoların yapıldığı işte Oklahoma şeyinde kentinde tank çiftliği var ve orada depolanıyor. Depolar da aşağı yukarı dolu. Dolu olduğu için de böyle bir olay yaşandı. Bu kontrat süresi de işte bugün doldu. Haziran'da yaşanırmış şimdi aynı şey. Bence bir bu ay yaşandığı için Haziran ayı o teslim tarihi yaklaştıkça bütün taraflar yani alıcı satıcı ya da kontrat elinde tutan herkes önlemini alacağından bence aynı durum yaşanmaz. Yani bu gördüğümüz olay bence tek seferlik bu kere sadece bu kez yaşanan çok istisnai bir durum. Ama etkileri ya da şoku olacak kalıcı bir
etki bırakmayabilir, geçici olabilir ama etkisi olacak yani. Fiyatlar üzerinde düşürücü etkisi oldu. Piyasalar üzerinde, küresel piyasalar üzerinde etkisi oldu. Aynı şekilde Haziran kontratı da ona da etkisi olacak. Yani bence fiyatları değiştirecek. Ya duruma göre işte bu tankların doluluk düzeyine göre insanlar karar verecek. Bu kontratları, vadeli kontratları elinde bulunduranlar belki o tarih gelmeden önce bu kontratları ellerinden çıkartacaklar. Dolayısıyla fiyatlar daha önceden düşecek. Ya da hakikaten daha önceden tedbirlerini alır. Fiziki teslim almak zorundaysalar ki işte kontratın vadesi doluyorsa fiziki teslimi almak zorundasınız. Ona da yer bulacaklar. İşte tank mı tank ya da daha alternatif bir şey olabilir mi? Çünkü arada bir aydan daha fazla bir süre var. Bunu bulacaklar. Dolayısıyla ben aynı durumun Haziran'da yaşanmayacağını ama fiyatların mevcut koşullara uyum sağlayacağını, belki o tarih gelinceye kadar fiyatların daha da düşeceğini söyleyebilirim. Onun dışında Brent petrolle Amerikan tipi petrol arasında belli bir fark var. O fark yine de korunuyor. Dolayısıyla Amerika'da petrol bedava, hatta üzerine para da veriyorlar durumunun. Türkiye'ye yansıması söz konusu değil. Zaten bu petrol fiyatları da çok geçici. Sadece de vadeli bir kontratta gerçekleşmiş bir olay. Çok arizi bir durum. Ama genel itibariyle bu toplamda petrol fiyatlarını aşağıya çeken bir etki yarattığı için bundan Türkiye'nin de olumlu etkilenmesi söz konusu. Ama buna karşılık petrol fiyatlarının bütün dünyada yarattığı olumsuz etkiden de yine Türkiye nasibini alacak tabii. Hem ithalat yoluyla hem ihracat yoluyla. Yani ithalat yoluyla da daha çok ihracat, işte yurt dışı müteahhitlik ve diğer taşıma eksikliği nedeniyle o tür gelirlerinden olacak. Belki turizmi de saymak lazım. Gerçi turizm de hani bu sene çok bir hareket evet, beklemiyorum. Ama gelecek dönemlerde olabilir pekala. Peki, şimdi Avrupa borsalarındaki son durumu bir alalım. Ceren Dilekçi olacak karşımızda. Ceren merhaba, hoş geldin yayınımıza. Avrupa'daki son durum nedir, senden dinleyelim. Yine Conte'den mesajlar vardı bugün gün içerisinde. Bir yandan da Almanya olsun, İtalya olsun, karantinanın gevşetilmesi meselesi konuşuluyor. Detaylar sende. Merhaba Gözde, ve sabah saatlerinden bu yana bugün aslında petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı baskıyla Avrupa borsalarında çok sert satış yaşandığını görmekteyiz. Gün içi en düşük seviyeleri test etti STOXX 600 endeksi. Avrupa borsalarının genelinde %3'ü aşan oranda değer kayıpları hakim. Sabah saatlerinde özellikle petrol fiyatlarındaki baskının etkisiyle biz enerji hisselerinde satışların yoğunlaştığını görmüştük. BP, Shell, Total hisseleri %5'i aşan oranda değer kayıpları vardı hisselerde. Fakat şu saatlerde madencilik ve teknoloji hisselerinin Avrupa borsalarını aşağı çektiğini görüyoruz. Tabii İtalya'da aslında bugün tahvil faizlerinde çok sert hareketler var. Dikkat çekici. Son bir saatte tahvil faizlerindeki yükseliş hızlanmış durumda İtalya'da. Baktığımız zaman İtalya 10 yıllık tahvil faizi 20 bas puan yükselişle %2.15 seviyesine yükseldi. İtalya'da 30 yıllık tahvil faizi ise 30 bas puan yükselişle %3'ü aşarak bir ayın zirvesine çıktı. Tabii bugün ihaleler vardı İtalya'da. Onları takip ettik. İtalya'da 5 ve 30 yıllık 30 yıl vadeli tahvil ihracına 110 milyar euro ile rekor talep geldi. Sen de söyledin, parlamentoda konuştu bugün İtalya Başbakanı Conte. Conte'nin açıklamalarını dinledik bugün ve aslında daha yapıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle korona tahviller konusunda 23 Nisan'da Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var ve orada aslında bugün konuşmasında önerileri açık olduğunu, daha yapıcı bir davranış sergileyeceğinin mesajını verdi. Çünkü öne çıkan noktalarda İtalya'nın Avrupa Birliği ile yeni ESM kredi hattı konusunda çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ve Perşembe günkü zirvede kesin çözüm bulunacağına inanıyorum dedi Conte. Diğer yanda şimdiye kadar ekonomiyi canlandırma amaçlı İtalya'nın açıkladığı paketin önlemlerin 75 milyar euro büyüklüğünde olduğunu, fakat Nisan ayında devreye girecek paketin büyüklüğünün de 50 milyar euro olacağını belirtti Conte.
Fakat gelen yorumlar, yani özellikle bugün hem Goldman Sachs hem de Citi'den bazı değerlendirmeler gördük İtalya ekonomisine ilişkin. Avrupa Birliği yardımı olmadan İtalya'nın bu durumun altından kalkamayacağı yönünde. Ve Cuma günü kritik, çünkü S&P İtalya için not değerlendirmesini paylaşacak. Evet. Ve burada Avrupa Birliği yardımı olmaması durumunda aslında İtalya'nın durumun daha da kötü olabileceği yorumları yapılıyor. Gözde, yeniden söz sende. Peki. Ceren, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Şimdi her gün olduğu gibi bugün de yine sanayi odalarından fikir almaya devam ediyoruz. Bu kez Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser bizimle olacak. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Şimdi öncelikli olarak sanayiciler tarafında, sağ olun efendim, sanayiciler tarafında son durum nedir? Afyonkarahisar'da neler konuşuluyor? Mücbir sebep uygulaması kapsamında atılması gereken ekstra hangi adımlar var? Sizden dinleyelim. Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bildiğiniz gibi önlemler dinamik bir süreç yaşadığımız için baştan bugüne kadar ilk etapta kısıtlı olsa da şimdi genişleyerek devam etti. Tabii ilk başta henüz daha işten çıkarılma yasağı çıkmadan önce bizim buradaki sektörlerimiz hiç işçi çıkarmamıştı. Kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi tabii ki birçok şirketimizi rahatlattı. Ve şu anda bir de bu onay şartının kaldırılması hakikaten önemliydi. Bizim ilimizde şu ana kadar 2425 firma 18606 çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Bunlardan 700 firmanın onayı geldi ve bu onay şartının kaldırılmasından sonra da bu hızla devam edecek diye düşünüyorum. Afyon biliyorsunuz Mermer'in başkenti, aynı zamanda Termal'in de başkenti. Dolayısıyla buradaki otellerimiz tabii ki 15 yıldızlı otelimiz ve diğerleri kapanmak zorunda kaldı. Bunlar da kısa çalışma ödeneğinden birçoğu faydalandı. Mermer sektörün hala devam ediyor. Ama tabii yavaşlayarak devam etti. Ama süreç uzarsa herhalde onlar da bazı önemli tedbirleri almaya çalışacaklar. Efendim, şimdi sanayi bölgesinde tahmin ediyoruz ki tamamına yakını kapalı bulunmakta. Bir de bu hafta sonu biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları var. Bazı sanayi odası temsilcileri tarafından buna hafta sonu üretime devam edilmesi adına katılım sağlanmaması, yani muaf tutulması isteniyordu. Sizin tarafınızda böyle bir beklenti var mı? Yok, biz biliyorsunuz sokağa çıkma yasağına tabi büyük şehirler kapsamında değiliz. Üretim evet, tabii ki devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim sanayicilerimizden böyle bir talep gelmedi. Evet. Sizde istihdam kaybı adına peki şu anki mevcut durum nedir efendim? Bir rakam paylaşabilir misiniz bizimle? Şimdi biraz önce de bahsetmiştim kısa çalışma ödeneğinden faydalanan firma sayılarımızla. Şu anda evet, 100 bin sigortalı işçi çalıştığını farz edersek, ki öyle Afyonkarahisar'da %25'lerdeyiz. Ama ilerleyen düzeyde kısa çalışma ödeneğinden faydalanan, ama ilerleyen süreçte bunun artacağını düşünüyorum. Tabii ki Ramazan sonuna Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi iyileşmeler başlarsa, zannediyorum evet, bu sektörlerimizde bu kısa çalışma ödeneğinden az sayıda yararlanıp bir an önce tam kapasiteye ulaşmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Peki. Peki Hüsnü Bey, çok teşekkür ederiz. 2425 firmanın 700'ü onaylandı dedi Hüsnü Serteser. Dolayısıyla önemli, hızlı bir şekilde geri dönüş oluyor. Şimdi dönelim, Can Dinçer olacak telefon attığımızda. Türkiye Beyaz Eşya Sanayi Odası Derneği Başkanı. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi yaptığınız bir ankete göre, sizin derlediğiniz bilgilere göre yılın ilk 3 ayında
Beyaz eşyada iç pazarda %11'lik, ihracatta ise %3'lük bir artış oldu. Tabii Mart ayı sonrasında özellikle karantina ve sürecin hızlanmasıyla birlikte de ne bekliyorsunuz bundan sonrası için, özellikle Nisan ayı için efendim sizden dinleyelim. Evet Gözde Hanım, öncelikle sizin ve tüm izleyicilerimizin de sağlıklı günler diliyorum. Türkiye beyaz eşya sektörü ilk çeyrek sonuçlarımızı açıkladık. Sizin de ifade ettiğiniz üzere 6 ana ürün grubunda iç pazar ilk 3 ay %11 büyüdü. Bu sevindirici bir gelişme. İhracat oranı ise %3 olarak artışla tamamladı. Kısacası üretim seviyesini korumuş bulunmaktayız. Ancak olaya Mart ayı olarak bakarsak yalnızca rakamlar değişiyor. Pandeminin yayıldığı Avrupa'da ve bize ihracatımızda %75'lerde, toplam üretimimizin %75'ini ihracat yapıyoruz beyaz eşya sektörü. Orada rakamlar değişiyor. Örneğin İngiltere'de biz Mart ayında %19, Fransa 18 geri gitmiş durumda. Almanya ve İspanya'da %6 ve %8'de geri gitmiş durumda Mart ayı için. Türkiye'de ise biliyorsunuz 17'si itibariyle büyük bir şok diyelim artık. Türkiye'de yaşadı bunu ve Türkiye'de 17'sinden sonra da rakamlar negatif tabii ki etkilendi. O bakımdan biz Nisan ayında pandeminin etkilerini daha güçlü hissedeceğiz. Onu özellikle söylemek istiyorum. Hem ihracat hem de Türkiye pazarında pandeminin etkisi daha güçlü olacak. Negatif anlamda diyorum. Evet. Can Bey, peki beyaz eşya sektörü olarak mesela başka atılması gereken adımlar var mıdır efendim? Covid'le mücadele kapsamında ek bir beklentiniz var mı? Şu anki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle sektör olarak önceliğimiz toplum sağlığı. Biz TÜBİTAK olarak sağlık çalışanlarımıza buradan tekrardan şükranlarımızı sunuyoruz. Ve tüm üyelerimizi de büyük bir gururla ifade ediyorum. Türkiye'deki her türlü hastanede doktorlarımızın, tüm sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını da karşılamak için her türlü özveri gösterdiler. Buradan da bütün üyelerimize tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanları gibi açıkçası servislerimiz de bu dönemde çalıştı. Evlerdeki hijyen yaşamı devam ettirmek için yoğun bir çaba içindeyiz bu dönem içinde. Bizim bu dönemi daha hafif atlatabilmemiz için özellikle ihracat pazarlarında çok ciddi daraldığını düşünürsek açıkçası ÖTV konusunda, ÖTV'nin sıfırlanması konusunda destek istiyoruz. Böylelikle pazarın küçülmesi durdurulur diye düşünüyoruz. Kalan satışlardaki gelecek KDV gelirini de çok önemsiyoruz. Ben bu anlamda ÖTV'nin sıfırlanmasını, en azından sene sonuna kadar sıfırlanmasını çok önemsiyorum. Onun dışında geri kazanım katılım payımız var, GKAP. Devletimiz Temmuz ayının sonuna kadar erteledi. Bunun da 2021'in ortalarına kadar ertelemesini önemli rica ediyoruz bu anlamda. Bir de uzun vadede her zaman olmazsa olmaz ARGE teşvikleri. Bizim çok hızlı bir şekilde tekrardan odaklanarak bu sektörün büyümeyi sağlayacağımız konu ARGE teşvikleri. O konunun da altını tekrardan çizmek istiyorum Gözde Hanım. Peki Can Bey, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. ÖTV'nin sıfırlanması dediniz, ARGE teşvikleri dediniz. Biz de buradan tekrar dile getirmiş olalım. Beyaz eşya sektörünün de özellikle Covid sonrasında bu tarz beklentileri var. Can Bey de aktarmış oldu. Şimdi Abdurrahman Bey ile devam edeceğiz. Evet Abdurrahman Bey, az önce Londra'dan Ceren'in aktardıklarını da dinledik. Şimdi Avrupa piyasalarında henüz bir toparlanma emaresi yok ama yavaş yavaş Almanya olsun, İtalya olsun karantina sürecini gevşetmeye gireceğinin sinyalini verdi. Az önce Londra'dan Cüneyt Başaran'la da bunu konuşuyorduk. Özellikle Almanya Sağlık Bakanı tarafından işte evet partiler yapmayacağız hani böyle esprili bir şekilde söyledi. Ama dedi maskemizi takarak normalleşeceğiz. Yani bu maskeyle ve Covid'le yaşam yeni normal haline gelecek şeklinde
söylemleri oldu. Dolayısıyla bundan sonrası için mesela toplu bu festivaller olsun vesaire, bunların hep ertelendiğini ya da online mecralarda yapıldığını falan takip ediyoruz. Ama bu yeni normal şeklinde devam edecek. Bir de tabii Avrupa özelinde başka meseleler de var. Korona tahvili gibi, kötü banka gibi, bunlara da biraz değinmek lazım. Evet, dediğiniz gibi Avrupa'nın önemli sorunları var, yapısal sorunları var ve birlik olma gibi bir temel sorunu da var aslında. Baktığımız zaman işte bir pandemi ya da işte küresel salgın döneminde dahi en çok etkilenen ülke olarak İtalya, İtalya'nın yardımına işte Amerika geldi, Rusya geldi, Çin geldi. Türkiye yaptı ama başka, yani Almanya'ya gelmedi, yardım yapamadı. Avrupa Birliği yapamadı ya da. Yani baktığımız zaman bu dönemlerde eğer yani sağlık gibi çok temel konuda birisinin yanında olamıyorsan, iyi günlerinde onun yanında olmanın hakikaten bir anlamı yok. Dolayısıyla ben normalleşmeye başladıkça Avrupa Birliği'nin birlik sorgusunun sorgulanabileceğini ve de en azından İngiltere'nin yolunda mesela İtalya'nın, belki İspanya'nın da ilerleyebileceğini, onların da ayrılma fikirlerini ortaya atabileceğini düşünüyorum. Yani hayatın o ülkeleri bu noktaya getirebileceğini söyleyebilirim. Şimdi bir kere Avrupa bu şeye karşı önemli bir açıklama yapmadı. Önemli bir tavır ya da önlem geliştirmedi. Yani Almanya kendi ülkesinde salgını çok güzel yönetti. Hazırlıklıydı. Sağlık sistemi zaten Almanya'nın çok iyi. Geçmiş, yani dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden bir tanesi. Sosyal güvenliği iyi. Dolayısıyla bunlarla kendisini kurtardı. Ama özellikle de İtalya, İspanya gibi işte geçtiğimiz yıllarda tasarruf ederken de sağlık yatırımlarından da tasarruf eden bu ülkeler şimdi en ağır bedeli ödediler. Dolayısıyla bu salgını da iyi yönetemediler. Ağır bir bedelle atlatıyorlar. Hatta buna Fransa da dahil. Böyle bakınca şimdi temel sorunlardan bir tanesi bir kere bu zor zamanda kaynak yaratamamak. Yani alınmış olan bir 500 milyar euroluk bir şey var, yardım paketi. Ama paketin içeriğine ve şeyine bakınca, dağılımına, oradan hani İtalya'nın derdine deva olacak bir şey çıkmıyor. Yani İtalya'nın vermiş olduğu, birlik emrine vermiş olduğu fonların bir bölümünün yeniden İtalya'ya geri dönmesi gibi bir şeyle karşılaşıyoruz. Ya da aynı şekilde İspanya. Onun için de bu ülkeler özellikle de şeyi bastırıyorlar. Bir korona tahvil çıkartılsın. İşte bunun miktarı, tutarı 1 trilyon dolar gibi büyüklükte, 1 trilyon euro gibi büyüklükte olsun. Sonra 500 milyar euroya kadar düştü. Ancak bu yeni bir kaynak demek ve bu kaynaktan bu zor durumdaki ülkeler yararlanabilir. Ama buna da kuzey ülkeleri, başta Almanya, Avusturya, Finlandiya ve de Hollanda karşı çıkıyorlar. Yani bütçeleri daha iyi olan, ekonomileri daha iyi durumda olan, daha disiplinli hareket eden kuzey ülkeleri bir grup, bir grup da Güney Akdeniz ülkeleri. Bunlar da hakikaten bütçe açıkları veren, borçları nispeten yüksek, sorumlu ekonomilere sahip ülkeler. Dolayısıyla Avrupa'da böyle ikiye ayrılmış bir blok. Yani dostane şeyleri bırakalım, belki hasmane tutum içerisindeki görünüyor ve sağlık gibi çok hayati bir konuda dahi, böyle bir dönemde dahi bu kuzey ülkeleri, güney ülkelerinin yardımına gitmediğini gördük, başka ülkelerden yardım geldi. Dolayısıyla
bu Avrupa'da mevcut durumu, ayrılığı keskinleştiren bir konjonktür diye şey edebiliriz. Korona tahvil konusunda evet son söz liderler zirvesinde. Artık 23 Nisan kararı ya verirler ya da bu işin peşini bırakırlar. Gerçi Avrupa Birliği'nde kararlar hep son saniye, hatta saatlerin dahi ne diyeyim geriye alınarak, yani çok geciktirilmiş halde saatlerin dahi geriye alındığı dönemleri gördük. Bu şekilde kararlar çıkabildi. İnşallah bu sefer de çıkar. Hani ağır aksaklı olsa Avrupa Birliği yoluna devam eder, ama bu liderler zirvesinden de bir şey çıkmaz ise ben Avrupa Birliği'nde Brexit'i işte başka çıkışların izleyebileceğini tahmin ediyorum. Ayrıca da bir banka sorunu zaten birlikte var. 2008 krizinden gelen bir sorun bu. Halledilmiş değil. Dolayısıyla bu dönemde bankalar daha da zayıfladı ve bir sorun haline geldi. Hisse senetlerin değerindeki kayıplar da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla eğer dünyada sorumlu bankacılık nerede var derseniz, ya Avrupa Birliği'nde ya da Çin'de var denilebilir. Bu soruna da bir çare bulmaları lazım. Aksi takdirde bir yerden bir bankacılık krizi başladığı zaman bütün işte Avrupa kıtasına, belki oradan da dünyaya yayılacak ve bu kriz bir bankacılık krizine doğru da evrilmiş olacak. Küresel kriz anlamında konuşuyorum. Dolayısıyla orada da bir çözüm getirme gereği çok ortada. Tam da bu sırada Avrupa Merkez Bankası'ndan doğru dürüst ses çıkmıyor. Yani buna dikkat çekmek isterim. Çünkü baktığımız zaman hep Amerikan Merkez Bankası önlemleri aldı, paketleri açıkladı, kararlı bir duruş sergiledi, net bir tavır ortaya koydu ve piyasaları yönlendirdi. Adeta piyasaların anahtarını eline aldı. İlk konuma geldi. Ve kendi ülkesi içinde iyi şeyler yaptı. Ama Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası'nı sahada görmüyoruz. Yani başta bir 750 milyar euroluk bir varlık alımı açıkladı ve ortadan kayboldu. Yani sadece başkana özgü bir tutum mu? Başkan işte IMF'den geldi, Lagarde evet, ekibini mi kuramadı? Ne yaptı? Yoksa ülkelerle mi anlaşamıyor? Bir şey oldu. Yani Avrupa Merkez Bankası'nı da sahada görmüyoruz. Ülkeler ve liderler de bir araya gelip büyük bir yardım paketi ya da işte bu küresel salgına karşı çok güçlü bir önlem ortaya koymuş değiller. Dolayısıyla bu zayıflık Avrupa borsalarına da yansıyor ve her türlü veriye de yansıyor. Evet, şimdi birlik olarak aslında tepki veremedi diyorsunuz haklı olarak, pek çok kişinin düşündüğü gibi. Burada kötü banka meselesi olsun, işte korona tahvil meselesi olsun, zaten reaksiyonda geri kaldılar. Dolayısıyla Avrupa'da toparlanma anlamında bundan sonrası için oldukça hani kötümser tablolara belki de işaret ediliyor. Hatta geçtiğimiz hafta sizinle IMF tarafında büyüme verilerini konuşurken 2020 beklentileri anlamında Nisan raporunda özellikle burada Avrupa'da sert daralmalar dikkat çekici diye de konuşmuştuk. İtalya tarafında, İspanya tarafında, yine Fransa tarafında, ki Almanya şu anda güçlü mücadele ediyor. Orada da iç içe girmiş bir ekonomi olduğu için haliyle. Dolayısıyla bu anlamda Avrupa eğer geç toparlanacaksa bizim adımıza kötü bir durum olacak bu. Yani doğru söylüyorsunuz. Türkiye için evet bir talihsizlik ya da işte bu zor konjonktürde işimizi daha da zorlaştıracak bir gelişme. Çünkü işte ihracatımız yaklaşık yarısı bu bölgeye. Bu bölge eğer büyümeyecekse, daralacaksa ya da en çok daralacak olan bölge bu bölge olacaksa, bizim de buraya ihracatta zorlanacağımız çok açık. Dolayısıyla ihracatımızı doğrudan etkileyecektir. Yani turizmimizi de etkileyebilir. Çünkü baktığımız zaman yine Avrupa işte Rusya ile beraber, hatta beraber demeyelim yani Rusya en çok turist yollayan ülke, ama bölge olarak da baktığımız zaman yine Türkiye'ye en çok turisti yollayan, işte harcama gücü en yüksek olan grup Avrupa.
Bu iki kanaldan, hatta finans kanalı da olabilir. Gerçi finansmanda Avrupa'nın zorluğu da var, yok denemez. Çünkü para olmuş olsaydı zaten hem kötü bankayı hem bu yardımlaşma kurumunu ya da korona tahvili de hayata geçirmiş olurlardı. Dolayısıyla bu açılardan baktığımız zaman evet, küresel konjonktür bize akaryakıt ya da işte petrol kanalıyla, ham madde kanalıyla bir avantaj sunuyor. Ama başka bir yandan da bu ihracat pazarımızı fena vurarak, turizm pazarımızı fena vurarak başka dengeleyici bir unsur oluyor. Evet, bir yandan da şimdi son 1-2 dakikamız ama Bank of America tarafından mesela bir rapor yayımlanmış ve altın için 18 aylık fiyat hedefi 3000 dolara yükseltilmiş. Yani 2000 dolardan 3000 dolara, başlığına da Fed altın basamaz şeklinde yazmış. Bu da önemli, en azından 1-2 cümleyle altın tarafında toparlayalım. Vallahi bu Fed altın basamaz yani. Tek doğru ve güvenilir laf bu, söz bu. 3000 dolar bir buçuk sene sonra, yani bunu çok aşırı bir şey bulurum. Elbette bir gün belki 3000 dolara gelecektir altın. Ama o bir buçuk yıl sonra mı? Yani böyle nokta atışı yapmak çok zor. Altında evet, biraz bu yani şu içinde bulunduğumuz dönemde bir çalkalanma dönemi olacağını bekliyorum. Ama devamında bu parasallaşmaya, parasal genişleme karşısında altının değer kazanabileceğini, yani orta ve uzun vadede ben de tahmin ediyorum. Peki. Çünkü işte altını basabilen bir merkez bankası yok. Evet. Peki Abdurrahman Bey, çok teşekkür ederim aktardığınız bilgiler ve değerlendirmeler için efendim. Sağ olun. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Ve efendim, günden kalanları burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek üzere.